sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan Kadıköy Sokak videomuza hepiniz hoş geldiniz, Safalar getirdiniz de bu 1000 sayacı nasıl olmuş ya? Sayaç değişmiş. Fark edenler lütfen kanala abone olsun ve bu videoyu beğensin diyorum. Arkadaşlar bu kısımda e, özel bir şey konuşacağız. Nedir özel şey? Kısa kısa. Bu video tamamen duyumlardan oluşan bir videodur. Bu arada Kayseri Özel Üma Hastanesi'ne ve bütün çalışanlarına da buradan selamlarımı gönderiyorum. Özel kısa kısa video. Bakın bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Birkaç gün sonra izleyebilirsiniz. Yatmadan önce aç kanına tok karnına hep izleyebilirsiniz. Başlayayım mı arkadaşlar? Başlıyorum. Samat'ta Suudi Arabistan ekiplerinden Damak'a gidiyor demiş. Le Soir gazetesi ya da haber sitesi diyeyim. Samatta'nın kendi açıklaması var. Şu an çeşitli kulüplerden teklifler alıyorum. Fakat şu an konuşmak için doğru zaman değil. Avrupa, Amerika ve Arabistan'dan teklifler alıyorum. Ben hala Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sözleşmem 2024'te sona eriyor. Bu yüzden Türkiye'ye dönüyorum. Kulübüm sözleşmemi sonlandırmak için beni satacak veya kadroda tutmayı tercih edecek demiş. Arkadaşlar bakın Avrupa, Amerika, Arabistan. Avrupa'yı boş ver. Avrupalılar seni adam yana koymaz. Arabistan. Müslüman ülke. Ne güzel dinini de yaşarsın. Coca Cola'nı da içersin. Yani Samatta da sen bence tam Arabistan adamısın. Bunu niye söylüyorum? Samatta'dan bizim beklentimiz 1 milyon 750 bin euro bon servis bedeli. Birçok arkadaşımın şu cümlesinden eminim. Hocam Allah belasını kaydırsın. Bedava gitsin. Bon servisi istemiyoruz dediğinizden eminim. 1.750. Fakat. Yani kurban olduğum Allah. Yumurtaya can veren Rabbim mucizelerini bitirmeyen Rabbim belli mi olur? Belki bize de bir mucize kapısı çıkarır. Bir Arap kulübü 4,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer eder Samat'tayı. Kim bilir? Bak ne güzel cuma cuma hepiniz inşallah diyorsunuz. Altay Bayındır. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal Altay Bayındır kalacak demek istedi. Gitmeyecek demek istedi. Külliyen yalan külliyen yalan. Fenerbahçe'nin kaleci transferi yapma ihtimali var arkadaşlar. Altay Bayındır'ın ayrılma ihtimali var arkadaşlar. Hatta hatta bir adım bir tık öteye gideyim mi? Altay'a teklifler geliyor. Altay'ın da gitme fikri var. Bakın bir tık ötesi. Ya giderse gitsin. Şimdi Altay Bayındır'ın bir serbest kalma maddesi var. Önce onu söyleyeyim. Yani ben 15 diye biliyorum. Ben 15 milyon euro serbest kalma maddesi isteyebiliyorum. Bir yerde 8, bir yerde 12, bir yerde 5'i gördüm. İnşallah 5 değildir. Çünkü siz ne kadar da Altay'ı yerin dibine de soksanız, beğenmeseniz de, tiksinseniz de, nefret de etseniz... Ben Altay Bayındır'ı önemsiyorum. Anlatabiliyor muyum? Önemseyen biri olarak da... Altay Bayındır'ı önemseyen biri olarak da... Yani e, en az 8'dir inşallah diyorum. Şimdi o parayı getirip serbest kalma ihtimali var mı? Var. Ama... Arda Güler'den sonra Türk statüsünde oynatacağın oyuncunu iyi seçmen lazım. Çok çok iyi seçmen lazım. Abi çağlar Söyüncü, bir Merih Demiral'ı ikisini birden getirirsin imkan yok da. Yani imkansız bir şey de. İki tane şey, ulan üçüncüde ne var lan? Emre Mor oynatırım, İrfan Can oynatırım falan filan dersin. Yani yabancıdan dolayı 5 milyon euroya satış şeyi düşünülmüyor. Bunu önce belirteyim. La Liga'dan <laughs> ve Premier Lig'den isteyen birer tane takım var. İki takım da iyi takımlar. Yani iki takımın içinde e, Gerçi bir tanesinin Manchester United olduğunu biliyorsunuz. Manchester United 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Doğru. Yani 3 milyon euro teklifte bulundu ama e, biz bu teklifi asla ve asla kabul etmeyiz. Altay da kabul etmez. Önce onu söyleyeyim. 25 yaşında arkadaşlar Altay. La Liga'dan da tanıdık bir takım aslında. Çok tanıdığınız bir takım teklifte bulundu istiyor. Bakalım hangisine gidecek. Fakat ben şunu söyleyeyim. 12 artıya giderse kar elde etmiş oluruz. 8 artıya giderse şu anki ederinde gitmiş olur. 5'e giderse yazık olur. O kadar da söyleyeyim. Kocaeli Spor Burak Kapaca'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin oynama garantisiyle gönderme niyeti var. Kocaeli Spor eğer oynama garantisini kabul ederse HO oynama garantisi. Çünkü bak bu çocuk Süper Lig'de de oynadı. Aslına bakarsanız ben bir şey diyeyim mi? <laughs> Benimle anlaşamayacaksınız. Kabul etmeyeceksiniz. Zıtlaşacaksınız ama. Ulan Burak kapacak. Hani ya sağ bekte oynar, sağ açıkta oynar, sağ kanatta oynar. Hızlı, süratli bir isim. Biz Burak kapacağı, geliştirmeyi daha mı çok düşünsek? Şimdi Mert Müldür konusunu konuşacağım. Aklıma o geldi. Hani Mert Müldür'ü alacağına eldeki Burak'ı mı değerlendirsen diye düşünmüyor değilim. Burada size soruyorum. Nal böyleyken de durum bu. Emir Ortakaya. Şimdi Sabah Gazetesi bir haber paylaşmış ama haber biraz mantıksız geldi. Emir Ortakaya'nın gelişimini duraklatmak istemeyen Fenerbahçe. Emir yeniden kiralamayı ve gelecek sezon ilk 11 rekabeti içerisine sokmayı planlıyor. Şimdi bu habere göre kiralamayı düşünüyor. Ama rekabet içine sokmayı düşünüyor. Yani çok garip ya. Valla çok garip geldi bana. Bak şunu söyleyeyim. Oynama garantisiyle bir süperlik kulübü istese ben kabul ederim. Al sana tecrübe. Al sana şu. Al sana bu. Emir Ortakay'a bugün Kayserispor'un Spor'un futbolcusu olsa bir sezon Kayserispor'da oynamış olsa ertesi sezon 3 büyükler 4 büyükler sıraya geçer biz alalım diye. Yani kamp kadrosundan sonra belli olacak tahmini söylüyorum. 15 Temmuz'dan falan çok çok sonra belli olur. Emir'in durumu. Fenerbahçe Beko 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nick Kalates ile yollarını ayırıyormuş. Zaten insan aklına Galatasaray'ı getiriyor. Gitsin. Serdar Dursun Hasan Can Aksu'nun özel haberi her taberlin Serdar Dursun transferini bitirmek istiyor. Maaş konusunda pürüzler var. Her taberlin 800 bin euro maaş önerirken Serdar 1.2 milyon euro istiyor demiş. Ee, hayırlısı. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Altay Binder konusunda unutmadan söyleyeyim. 5 veren kulüp var. 5 veren kulüp var. Gidebilir. Yani Ama oraya pek çok gönderme niyetimiz yok arkadaşlar. Şimdi Başka ne söyleyeyim? Ali Koç, William Arao, Rossi ve Gustavo Henrique üçlüsünü 15 milyon euroya satarsa kimse şaşırmasın demiş. Özgür Güralp. Arao 6, Rossi 9, Gustavo Enrique bedava gitse ben kabulüm. Ben kabulüm 3'üne 15 milyon euroya ben kabulüm. Siz Arao 4,5, Rossi 9,5 olsun. 13,5 14. Gustavo Enrique 1'e gitsin ben yine kabulüm. Toplam 15'e kabulüm. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben size çok çok ilginç bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal geçtiğimiz sezon analizini yapmadı mı sanıyorsunuz? Geçtiğimiz sezon analizini yaptı İsmail Kartal. Dikkatlice izledi İsmail Kartal. Bir kez daha tekrar tekrar dikkatlice izledi ve kesin net olarak Gustavo Henry'yi de, Rossi'yi de gönderin dedi. Net olarak bunlar artık iflah olmaz. Bunlardan artık bir şey beklemeyin dedi. Hani Arao için İsmail Kartal'ın fikri satabilirseniz güzel fiyata satabilirseniz ne güzel satamazsanız da. Benim as ön liberom Crespo. Yani rotasyonda denerim. Şans verebilirim gibi bir şey söyledi ama e, bakalım ne olacak. Cao Pedro'nun da yıllık ücreti çok yüksek. Bu fiyata kalması mantıklı değil. Eğer alış fiyatına zarar etmeyecek bir fiyata teklif gelirse satabilirsiniz dedi. Yani benim tanımlamama uymuyor dedi arkadaşlar. Açık ve net olarak söylüyorum. Yani açık ve net. Fulham, Osai Samuel için teklifini Fenerbahçe'ye bugün iletecekmiş. Belki de dün iletmiştir. Fulham yetkilileri 2 gündür Türkiye'de imiş ve bugün ayrılacakmış arkadaşlar. 3 gündür Türkiye'de imiş bugün ayrılacakmış. 10 milyon euro beklentimiz var. Bir buçukta bonus istiyoruz. Karşılarlarsa o sahi Samuel hayırlı olsun. Karşılamazlarsa kendileri bilir. Hocam biz o sahayı gibisini bulamayız. O sahayı nasıl bulduysak öyle buluruz. Ya Arda Güler konusunda bir yorum gördüm sanırım Yağız Sabuncuoğlu'ndan diyor ki taraftar şey yönetim eğer diyor Jesus'a baskı yapmasaydı diyor Arda Güler'i oynatmayacaktı diyor. Yönetim değil de taraftar diyelim. Taraftarın baskısı çok yüksekti. Fenerbahçe orta sahaya Lo Celso, Lo Celso, Lo Kelso, Le Celso, alsa nasıl olur demiş bir kardeşimiz. Ee, herhalde 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için bir duyumu vardır diye düşünüyorum. Ben de herhangi bir duyum yok. Tottenham başkanı Ali Koç'un kankası ama şu ana kadar Tottenham'dan kimseyi almadık. O da ayrı bir mesele ama Roselso ismi dursun. Arjantinli Expelius Exequel -Ex -E Palacios ister misiniz? Palacios Alası palacio yok ya. Bak yazık. 24 yaşında bir futbolcu. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Her futbolcu da bilmek zorunda değilim herhalde. Değil mi? 22 milyon euro piyasa değer var. Leverkusen'in 25 milyon euro futbolcu. 24 yaşında. Merkez orta saha oyuncusu. 17 milyon euro almışlar. Tabii ki isterim 17'yi almışlar. Bize de herhalde 3 milyon euroya falan bırakırlar diye düşünüyorum. Hani diyorsunuz ya işte taraftarı çekmek için, çok izlenmek için, tıklamak için palavra diye alın size çok izlenmek için palavra. Bu arada unutmadan söyleyeyim. İsmail Kartal. Şey, İsmail Kartal, İsmail Yüksek. İsmail Kartal, İsmail Yüksek'i ilk 11 oynatacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani sanki merkez kadrolarında İsmail Yüksek'i yazıyor gibi duruyor. Bu tam olarak duyum değil ama tam olarak da yanlış değil. Bunu da belirteyim. Umut Nair. Arkadaşlar Umut Nair'ın ben bir pürüz yaşayacağımızı düşünüyordum. Umut Nair'ın menajeri Ergün Yücel'de bir açıklamada bulunmuş. Fenerbahçe ile Eyüp Spor arasında ufak pürüzler konuşuluyor. Oyuncu tarafı olarak Fenerbahçe ile anlaşma sağladık demiş. Yalnız kulübün aramızda bazı problemler var. Bu transfer yatarsa şaşırmayın. Ve ben şunu söylüyorum merak ediyorum. Yani e, Galatasaray'a niye gitmiyor bu arkadaş? Sonuçta oranın A2 takımları. Çok tuhaf ya. Fenerbahçe Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi geniş listeye ekledi. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor demiş bir duyumcu kardeş. En didi. Didi didi didi. çayım didi. Ramazanda da didi. Her zaman didi. Bu arkadaşı e, dünden beri sosyal medyada çok ama çok görüyorum. Leicester üme düştü. 25 milyon euro piyasa değeri var. 1.83 boyunda ön libero. E, bir sezon sözleşmesi bitimine bir sezon kalmış. Yani ben herhangi bir duyuma sahip değilim. Önce onu söyleyeyim. Fakat yangın yapan arkadaşlara da hayretler içerisinde bakıyorum. Nasıl beceriyorsunuz diye. Yok, çok tuhaf. Ee, başka Simanski, ya Simanski'yi diğer videoda söyledim. Hani tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Kulübüne fiyat sorduk. Oyuncuyla bir görüşme yapıldı. Ee, hani Fenerbahçe'den illaki etkilenmiştir ki Furkan kardeşim de diyor. Fenerbahçe'nin satışından etkilenmiştir diyor. Bon elinde olan Alexander Djiku listedeki adaylardan biri diyor. Geçen gün zaten biz bunu iki gün önce konuştuk. Sözleşmesi yok. Boşta. Stoper. Yani 8 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 28 Ağustos'ta 29 olacak ama 1.82 boyunda muhtemelen hızlıdır da. Yani 1.82 olduğuna göre. Ama bakalım arkadaşlar. Sonu nereye gider? Zaha Artık Zaha Efendi'nin de kararını vermesi şart oldu. Yani herkes artık bıkmaya başladı. Ee, hatırlayın arkadaşlar. Durum bu. İsmail Kartal Bakalım bu takıma nasıl etkileme, etkileşimlerde bulunacak? Nasıl etkilemelerde bulunacak? Zayt's Artık Zayt's'ın kısa süre içerisinde dönüş yapması lazım. Ya bize ya başka takıma. Çünkü artık sıkıntı. Ha, Zayt's'in yine de araçlarda bulunuyoruz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, i̇lk kez Fenerbahçe'nin B planı C planı var transferde. İsmail Kartal bu sefer işine çok iyi çalışmış. Yani bu sefer dersine var ya çok iyi çalışmış da gelmiş. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Dijiko bu arada tek aday değil birçok stoper görüşülüyor. 1.82 çok hızlı bir stoper diyor arkadaşlar. Anlatan arkadaşlar çok ciddi hızlı bir stoper diyor. Beştaş'ın da ilgisindeymiş. Yani... İlgimiz vardı. Bize hızlı stoper lazım. Bak bize hızlı stoper lazım. Sert var. Temaslı var. Müdahaleli var. Uzun var. Bize hızlı lazım. Ya Samuncuoğlu Fenerbahçe daha konusunda en şanslı konumda olan taraf. Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olsa şu an iş bitmişti diyor. Çok ciddi bir teklif yapıldı. Yıllık 6-6,5 milyon euroları bulan ve imza parası olan bir teklif. Yani futbolcunun şeyine keyfine bağlıyız. İsmail Kartal Solbek sağ ön ya sabuncu oluyor bunu sol bek sağ ön merkez stoper ve kale transferi istiyor demiş. Basın toplantısındaki İsmail Kartal kale transferi istemiyor. Sol bek için bence gözlemliyor. Hani i̇stemiyor demiyorum ama isteyebilir diyorum. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Kenan Yıldız Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fenerbahçeli bir arkadaşımız kendisi. Hani Juventus'ta yeni sözleşme yapmış. Yani Fenerbahçe taraftarı istemesini istiyor ama Kenan Yıldız'ı alırsam bile ancak kiralık alırsın. Onu da söyleyeyim. Ee, Samatlı'ya 1.75 beklentimizi söylemiştim arkadaşlar. Değil mi? O sayı için 10 beklentimiz var. Onu da söyleyip 10 verirlerse alırlar. 6 ay 5 dedik ama bence 5 değil. Başka? İsmail Kartal'ın idmanları tempolu bu arada bilginiz olsun. Çok ağır tempolu idmanlar yaptırıyormuş. Ve, e, hani ben dedim ya cross çalışması falan diye onu telafi ediyormuş arkadaşlar bilginiz olsun. Rossi, Arao, Atilla Selai de pek haz etmiyor. Atilla Selai'nin temassızlığından yakınıyor. Hani Altay, Pedro, bunlar daha gidebilir oyuncular, daha ileri gelebilir. Alt, e, Arda Güler, Arda Güler gidince Fenerbahçe taraftarı altyapı önemsiz. Bak işte yetişen kaçıyor falan diyor. Ulan 30 milyon euro para sizin için kötü mü? Sezonda 4 tane çıkarsan geleceğin kurtulur. Ya Fenerbahçe'nin adı çıktı artık. Benfica gibi. Artık herkes Fenerbahçe altyapısını izler. Gerçekten diyorum bak herkes Fenerbahçe altyapısını izler. Ya artı bak iyi konuşuyoruz. Ferdi, Rossi'yi konuşuyoruz. Hani bunlar genç isimler arkadaşlar. Ya bir Ca Pedro, bir Joshua King tabii ki de satılıp gidebilir ama biz burada Fenerbahçe'de neleri konuşuyoruz ya bir bakın. Bir bakın. Ben parmadan deniz manı istiyor demiş 24 yaşındaki e, futbolcu, roman futbolcu. Ya ben doğrulayamadım bu haberi. Geçen günlerde, geçtiğimiz günlerde de bunları konuşmuştuk ama ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Onun dışında başkan, yani kısa kısa yaptığım için arkadaşlar mazur görün haber atlamak zorundayım. Sizde birazcık, yani azıcık etçük bekletmek zorundayım. Bunları mazur görün. Fenerbahçe yeni Arda buldu. Evet çok güzel bir haber konusuna denk geldim. Çok hoş bir konu. Fenerbahçe yönetimi Buca Spor 1928'de forma giyen Efe Konuşkan ve ailesiyle bir araya geldi diyor. Ee, gelecek diyor. Geldi. Bir araya gelindi. Efe Konuşkan ve ailesiyle. 15 yaşında pırıl pırıl bir yetenek. 10 numara mevkisinde bir futbolcu. Ben şunu söyleyeyim. Görüşmenin detaylarını da söyleyeyim. Madem biz burada e, duyum söylüyoruz. Ama size duyum belirtelim. Fenerbahçe ve ailesi hemen hemen her konuda anlaştı. Ve Fenerbahçe transfer için işlemleri başlattı. E, bugün ailesi tekrar görüşülecek. İş tamamen resmiyete karara bağlanacak. Çünkü ailesiyle niye görüşüyorlar hocam? 18 yaşından küçük futbolcuları temsilcisi ailesi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun bu bilgi. Yani ailesi de olayı Kapatıyor gibi. Fenerbahçe son iki haberimiz. Mert Müldür için artık avantajlı konumda. Artık Mert Müldür ve e, Zaha'nın kapını bekleyebilirsiniz. Niye? Çünkü Mert Müldür konusunda Fenerbahçe teklif güncelledi. Sağ sağlığı 5 milyon euro istiyordu. Fenerbahçe 2,5'da diretiyordu. Görüşmelerde Fenerbahçe 3'e çıktı arkadaşlar. 3 milyon euroya çıktı. Ve en son görüşmede hani biraz daha teklifinizi yükseltin yine teklifine 3.2 milyon euroya çıktık arkadaşlar. Sağ Savsoğlu da 5'ten 4'e inmişti bilginiz olsun. Onlar 4 inince biz 3'e çıkmıştık. 3.2 milyon euroluk Fenerbahçe son teklifini sundu. Futbolcu da kulübüne artık ben Fenerbahçeliyim. Ben buraya gitmek istiyorum. Teklifinde bulundu. Sonraki satıştan pay maddesi ekletilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum ama e, bu madde eklenilmeyecek. Yani sonraki satıştan pay yok. 3.2 milyon euroya e, Mert Müldür Fenerbahçe'de diyebilir miyim? Demek üzereyim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Hani 2.5 olursa kesin Fener'de diyordun. Şimdi niye 3.2? E, güncelliyoruz arkadaşlar. Yani buna kafanız basmıyor mu? Harbi söylüyorum basmıyor mu? İşte zam oranı açıklanıyor. %5 açıklanıyor. Ertesi gün bir bakıyorsun hani habere veriyorlar %5 zam. Diyorlar ki %5 az oldu. %2.5 daha ekliyor. %7.5 Haberi veriyorlar %7,5. Lan siz de amma dönekmişsiniz mi diyorsunuz yoksa iyi bak. güncel haber bu mu diyorsunuz? Bizimki de böyle bir şey. Bu arada Efe konuşkan, ee, Mert Müldür Ben bunu en son toplayayım ya. Emrecan, alın size sürpriz. Alın size sürpriz. Emrecan, daha önce söylemiştim. Ee, hani yabancı kuralı falan filan cartı curtu var ya. Şimdi Emrecan eskiden ee, yabancı sayılıyordu. Eskiden derken bir sene öncesine kadar Yusuf, şey Galatasaray'ın futbolcusu Yusuf Demir Türk sayılsın diye özel bir madde eklediler. Ön libero 1.86 boyunda bir futbolcu Emrecan. Alman milli takımda 41 kez oynadığı için Türk sayılmıyordu ama artık sayılıyor. Dortmund 25 milyon euroya almıştı 2020'de. Fenerbahçe'de bir kapı doğdu. Bir kapı doğdu ucuz uygun alma kapısı doğdu. Ve menajerlik şirketi ucuza uyguna getirebileceğini belirtti arkadaşlar. Emrecanla bir görüşme gerçekleştirildi. Bak ben alırız. Kesin bizde şu bu demiyorum. Ama menajeri tarafından bir menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Bu bir. İki. Bitmedi. Bitmedi. Arao'nun satışına hazır olun. Her an William Arao kapı gelebilir. Arao'nun satışı sonrasında bu transfer resmiyet kazanabilir. Bunu da asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Ee, Suat Serdar'a dair zayıf bir duyumum var ama söyleyip rezil olmak istemiyorum. Çünkü ben size ne söylesem çok ciddi, kesin. %100 gibi algılıyorsunuz. Algılamayın. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim ya da günah benden kalksın. Suat Serdar, Alman milli takımında da oynamış futbolcu. Emre Can ya da Suat Serdar'dan biri Fenerbahçe'ye gelebilir. Suat Serdar'ın şartları soruldu. Zamanında 25 milyon euroları gördü çocuk. Ama yani her Berlin'de e, küme düştüğü için diyelim şeyi var. Ama Suat Serdar ismine bir tarafa not edin olur mu? Bir tarafa mutlaka ve mutlaka not edin. Lazım olacak. E, Mert Müldür Fenerbahçe'de diyebiliriz bence. Artık hadi hayırlı olsun. Zaha da zaten Fenerbahçe diyebiliriz. En iyi teknik Fenerbahçe'den. Efe Konuşkan da hayırlı olsun diyebiliriz. Yani benim 7 Temmuz 2023 tarihiyle çektiğim ikinci videodan ki siz bunu muhtemelen 18-30 yok 20-30 civarında izleyeceksiniz. Ben öğlen 12-20'de bu videoyu çekimini bitiriyorum. Hani duyumlar güncel, videolar gerçek güncel. Tatilimin arasında sizlere video çekiyorum. Bir beğeni çok görmeyin kıymetli dostlar. Bir beğeni, kanala abone olmayı çok görmeyin. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal sizlerin kanalınız. Yani görüntü kalitesi biraz bungalov evin şeklinden dolayı biraz şey geliyor ama bilginiz olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Görüşmek üzere dostlar.